Sinemeki. Evet, Sinemeki'yi biliyorsunuz. Sinemeki kabızlığa karşı. Bununla da ilgili çok dedikodu yaptılar. Şöyle zararlı, böyle zararlı falan filan. Ama bu da kabızlığa karşı kullanılır. Sinemeki'nin de birleşimindeki etken maddeler muazzam. Efendim kansere sebep olur dediler ama Profesör Dr. Malor 685 hasta üzerinde yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Sinemeki'nin kansere sebep olmadığını, kanserin önlediğini belgelemiştir. Profesör Dr. Neuparlach bağırsak kanserinin yanlış beslenme nedeniyle oluştuğunu, bazıları aşırı bazı ürünler tüketiyorlar, kabızlığa sebep oluyor. Japonya'da Japon Nasyonal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada 764.343 kişi demiştim. Yapılan çalışma sonucunda bağırsak kanserinin sebebinin aşırı et ve et mamulleri, peynir tüketmekten kaynaklandığını, alkol ve sigaradan kaynaklandığını, siyah çay, kahve, kola gibi şeylerden kaynaklandığını, asla Sinemeki'nin kansere ilgisi olmadığını, hatta kanseri iyileştirdiğini belgeledi. Çok büyük bir çalışma. 764.343 kişi. Japon Nasyonal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma. Yanlış beslenmenin kabızlığa sebep olduğunu, kabızlığın zamanında kansere sebep olduğunu belgeledi. Aynı çalışmayı Alman Arsenal Mittelhersteller, yani ilaç üreticileri birliğin yapmış olduğu çalışma sonucunda 14 ayrı klinik çalışmasında kabızlığın kansere sebep olduğunu, zamanlı kolon kanserini, Sinemeki'nin ise kabızlığı önlediğini belgeledi. Yeni çalışmalarla Sinemeki'nin çok yeni özellikleri bulundu. Tıbbi Teknoloji Sağlık Bilimi Bölümü okulu Wailiak Üniversitesi Tayland. Tayland'da yapılan İran, Tayland ve birçok ülke ortak, Bangladeş ortak çalışma yapmışlar. Yapılan çalışmalar sonucunda Sinemeki'nin kabızlığı önlediğini, aynı zamanda bağırsaktaki helminik, yani kurtları, kıl kurduğu solucan, tenyayı dahi yok ettiğini, parazitleri yok ettiğini belgelemiş. Cilt hastalıklarına iyi geldiğini, tenya, kıl kurduğu solucan gibi helminik rahatsızlara iyi geldi. O bütün pislikleri, parazitleri temizledi. Yine Cassia angustifolia. Profesör Vitalon, Profesör Digacamo, Bir Dizoto, Bir Frank Mamola, Mariano Masangolo, Mazantani falan filan yapmış oldukları çalışma sonucunda efendim Sinemeki'nin karaciğere zarar vermediğini, hiçbir organa zarar vermediğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, akut kabızlığı önlediğini belgelemişlerdir. Profesör Doktor Bitki Biyoloji Bölümü Ataur Rahman Uygulama Bilimleri Bölümünden Pakistan'da yapmış olduğu araştırma sonucunda antikanserojen kanser önledi. Antioksidan serbest radikalleri yok etti. Antimikrobiyal mikropları yok ettiğini, doğal antibiyotik olduğunu belgelemişlerdir. İsteyenler PubMed'den daha teferruatlı bilgi bakabilirler. Bu çalışmaya yer verirsem akşam olur. Çok çok detaylı bir çalışma. Çok büyük bir çalışma yapacağız. Başka bir çalışmada Profesör Doktor Ji Jung Pang Hai Gun Kong Yu Yu Wai Jiong Ling falan filan Çinliler tarafından yapılan araştırmada antimikrobik, antikanserojen, antiinflamator, yani kanseri önlediğini, mikropları yok ettiğini, zararlı mikropları ve enfeksiyonu önlediğini belgelemişlerdir. Artı ROS reaktif oksidatif stres, serbest radikalleri yok etme kapasitesi olduğunu belgelemişler. Artı özellikle glioblastom beyin tümörüne karşı etkili olduğunu, beyin tümörü erittiğini belgelemişler. Yani çok güzel çalışmalar var. Daha devam ediyor. Burada yüzlerce araştırma var. Bunların hepsine değiniz. Efendim karaciğeri koruduğunu, tetrakarbonun yan etkilerini giderdiğini, antioksidan olduğunu, karaciğeri koruyucu olduğunu, Sfax Üniversitesi Tunus'ta yapılmış birçok özelliği belgelendi. Başka bir çalışmada ise Sinemeki'nin anti-helminik, yani bağırsaktaki kurtları, parazitleri temizlediğini, bağırsaklar için ne kadar faydalı, parazitleri yok ettiğini belgelemiştir. Bu da Hindistan'da yapılmıştır. Hindistan'da yapılan araştırma bağırsak parazitlerine karşı etkili. İsteyenler PubMed'den bakabilir.